Antalya'da Bevex içecek ihtisas fuarındayız. Fuarın özellikli ve önemli bir içecek markasıyla yan yanayız. Kombuçay. Kombuçay'ın özelliği içki karşıtı bir helal, sağlıklı içecek olması. İçki karşıtı derken hem lezzet açısından içkiye alternatif hem de içki içenlerin bu edindiği zararı izole edici, bilmiyorum tam tarif edebildim mi, esasında markanın sahibi Lezzet Markaları Derneği'nin de kurucu üyelerinden Sayın Murat Selçuk yanımızda. Ben fazla yanlışa yalana girmeden doğrusunu kendisinden alalım diyorum. Evet Murat Beyciğim, lütfen Gastro TV'ye bu sağlıklı içeceğinizin neler yapabileceğini siz anlatın. Buyurun. Siz o kadar güzel anlattınız ki bana çok fazla bir şey kalmadı. Her şeyden önce sizlerin yanında olmak bizi çok mutlu ediyor. Ben Kombuçay'dan önce LMD Derneği adına böyle bir kuruluşu kurduğunuz, derneği kurduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Nedenine gelince, bir zamanlar demeyeyim hala duvarlarda birlikten kuvvet doğar yazısı yazıyordu. Şimdi de yazıyor ama ne yazık ki herkes bireysel olarak yola çıkıyor. Siz böyle bir olayla bizleri bir araya getirip daha güçlü sesimizin çıkmasına yardımcı oluyorsunuz. Öncelikle ben bu konuda teşekkür ediyorum. Rica ederim. Birincisi bu. İkincisi tabii ki ben de bu derneğin... Ürünümüzün esbabı mucibesini bize anlatın. Tabii. Kombuçay hep söylerim 2200 yıllık bir geçmişe sahip. Metabolizmayı dengeleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren, içerisinde asitlerin, vitaminlerin ve enzimlerin bulunduğu bir içecek. Başta da söyledim, metabolizmayı dengeliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Biz firma olarak 4. yılımızı bitirdik, 5. yılımızdayız ve bu zamana kadar ki gelişmelerimizi çok memnuniyetle karşılıyoruz. Nedenine gelince sürekli kullanıcı sayımız artmaya başladı. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Şimdi bu artması tabii ki zamanla ve tanıtımla gerçekleşen bir şey. Ama bu artışın bir de başka boyutu olduğunu zannediyorum. Çünkü bu içeceği kullananlar memnuniyetlerini dostlarıyla, çevreleriyle paylaşıyorlar. Mutlaka onun büyük bir ilavesi var. Sizin de üretiminiz 4 yıl önceki adedin herhalde şimdi çok üstüne çıktı ve önümüzdeki yıllarda ne bekliyorsunuz? Bundan sonraki hedefleriniz nedir? Yani Türkiye'nin dışı da bu kapsama alanının içinde mi? Evet. Şöyle söyleyeyim, biz ilk başladığımızda 50 litreyle başladık. 24.01.2008 tarihiyle. Ürünün yeni olması, bir de ilk olması önemli. Tabii bizi zora sokan, bir de bir o kadar rahatlatan bir olay bu. Nedir? Biz başladığımızda, bu işi yapmak istediğimizde Tarım Bakanlığı literatüründe kombuçay yoktu. O nedenle izinleri almamız bir hayli zor oldu. Bir yol açtık. Daha sonraki süreçte tanıtımı da biz fuarlarda zaman zaman karşılaşıyoruz sürekli. Ve daha çok kullanıcıların tavsiyesi üzerine yola çıktık. 3 yıl bekledik bu sistemde ve 3 yılın sonunda hedefimize ulaştık. 4. yılda daha iyiydik. Şu an tesisimizin kapasitesi aylık 250 ton. 50 litreden 250 tona. Yani 5 katına, 4 yıl içinde 5 katına çıkardınız ki olmaz bu hocam. Bir tanıtım. Orada bir yanlışlık var. 50 litre 250 bin litre. 250 ton. Ben evet, onu fark edemedim. O zaman 500 katına mı çıkarmış oldunuz? Şu an hazırız. Evet. Türkiye'de birkaç yerde, çok ilde bayilerimiz var. Fakat bayilerle birlikte bireysel satıcılarımız da var. Kullanıp da satan arkadaşlarımız var. Ama bizim amacımız Türkiye ile birlikte yurt dışına da açılmak. Bunun denemesini yaptık.
bir Arap ülkesiyle şu an dirsek temasındayız. Ön anlaşmaları yaptık. Tahmin ediyorum yakın bir gelecekte de Arap ülkelerine bu konuda gireceğiz. Şimdi Murat Bey, sizin bu azimli ve çok ciddi çalışmalarınızı yakından takip eden bir kişi olarak bu fuarda kulağıma gelen bazı duyumları sizle paylaşmak istiyorum. Şöyle deniyor, bu yeni şişelerinizle Türkiye'de farklı bir boyuta hizmet vermeye başlayacağınız söyleniyor. Bu turizm alanında çok ciddi bir yer işgal eden, spa turizmi diye bilinen, sağlık turizmi diye bilinen bir alana bu şişelerinizle de girme niyetiniz olduğunu duyduk. Bu konuda da önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan sağlık fuarlarında, sağlık turizmi fuarlarında da yer alacakmışsınız. Bunu en yetkili ağız sizden bir Gastro TV'ye duyuralım. Doğru duyup yerin kulağı vardır derler ya, ne kadar sessiz olsak da bir şekilde duyuluyor. Biz bu tür sektöre girmek için farklı bir şişe, o konsepte uygun bir etiket, çağrıştıran, rahatlatan bir dizaynla beraber girmek istiyoruz. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki birkaç ay içinde ilk adımımızı atacağız. Aslında ilk adım demek yanlış olur. Adımlarımızı attık da son adımız, başlangıç adımızın ilkini atacağız diyeceğim. Evet, yani gireceksiniz. Evet. Gireceksiniz. Net olarak evet. Evet. Peki size bu yolculukta da yine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Lezzet Markaları Derneği olarak da yanınızdayız. Gastro TV ile de sektöre mesajlarımızı iletmeye hazırız. Teşekkür ediyoruz. İlave edecek bir şeyiniz varsa edebilirsiniz. Yoksa bu fuarın size hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şu an söyleyecek çok fazla bir şeyimiz yok. Ama yapmak istediğimiz tek bir şey var. İnşallah herkesin çantasında olacağız. İnşallah. Hedefimiz o. Bunu içtikten sonra yarasın diyeceğiz. Aynen.